ocağım söndü, nasıl beladır, bırakıp gittin, bu ne devrandır, dünya gözümde Kerbeladır, Allah'tan bulasan. Şimdi hep beraber. Ocağım söndü, nasıl beladır, bırakıp gittin, bu ne devrandır, dünya gözümde Kerbeladır. Allah'tan. Beni çalışıyorum. Ulan biz. Artık ayağa kaldırabiliyorum. Komik olan. Niye patlamadı da? Yo, patlattı. Patlattı mı? Tamam, aynen. Yanımda eski Late Night Show sahibi 33'lük ablam Gordon Ramsay ve ben eski çocuk yıldız Mesut Can Tomay. Türker İnanoğlu Maslak Center'dan canlı bildirdiğimiz bu güzide oyunda bir tanecik konuğumuz var ama onun sadece sesini duyacaksınız. Kendisi de Soba Albayrak, bir ses ver bakayım. Kestik. Açıldı mı kanalın? Nereden duydum? Sevgili arkadaşlar, bugün dünya çapında ilk defa denenecek bir TikTok videosu çekeceğiz. TikTok Life Hacks dediğimiz, yani TikTok hayat hileleri. Ama bu Life Hacks'te bir ceza olacak. O cezayı tabii ki ne belirleyecek? 101 OK Plus. Baba, şimdi anladığım kadarıyla kaybedenin çekeceği cezayı 101 OK Plus belirliyor. Doğru mu? Ceza nedir? Ha. Sevgili kardeşim, cezamız şu: kucağına bir balon alacak. Allah. Ve o balon patlayacak. O balonlu içeriklerden de aklına gelsin. Güzel bir Life Hacks cezası bu. Ama ben balondan korkuyorum. Abla, bu arada bilmeyenler için hızlıca anlatayım ben. 101 OK Plus, OK'ye çok benzer fakat çok daha eğlenceli hali. Elinizdeki perlerin sayısal toplamını en az 101 olacak şekilde per yapıp yere açtığınız, böylelikle elinizdeki taşların hepsini ortaya açmaya çalıştığınız bir oyun bu. İşte bu kadar eğlenceli ve kolay. Bu arada abla, şu elimdeki taşları ben abla bir saniye bir seri yapayım. Nasıl seri yaptın ya? Öyle böyle değil. Abla, sana çay gönderdim. Nasıl çay gönderdin ya? Açık çay gönderdim. Ne oldu? Bu arada ben dün bilmiyordum ya, hani hiç OK oynamadım falan dedim. 101 OK Plus'ı oynayınca sarıyor baba. Normal okey gibi değil çünkü, onun için daha kolay. Bilene daha kolay. Bilenin vazgeçemeyeceği. Bir dakika. Kazandım. Ceza onun. Aynı zamanda içeride keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak ve riski artıran Rizikolu isimli bir oyun modu da var. Rizikolu modunda işte okeyin değerinde taşlar ortaya açıldıkça kazanacağınız veya kaybedeceğiniz miktar çarpılarak artıyor. Bu miktar arttıkça sizin heyecanınız da doğal olarak ikiye katlanıyor. İstersen arkadaşlarınla birlikte sosyalleşerek, istersen belli bir arkadaş grubunda rekabet oluşturarak oynayabileceğin en mükemmel oyunlardan bir tanesi bu. Ve asıl bombaya geliyorum. Ali ile Mesut ailesine özel şöyle bir hediye veriyor. Açıklamalarda bulunan linkten ilk 20 bin kişiye, bizim 20 bin kişimize 7 TL değerinde 50 bin çip hediye edecek. Sevgili arkadaşlar, şimdi eski çocuk yıldız, namı değer partneri Mesut Can Tomay, okey 101 Plus'taki cezasını çekmek üzere TRTvari giyimiyle karşımızda. Abla, hazır mısın? Hazırım. Mandalina mı sıkacağım? Bu arada patlamazsa benlik bir şey yok. Üst ekstra patlatmasın kimse. Benim yanımda patlayacak. O tutsun, şey sıksın. Müthiş bir. Abi, çok yakın yakalım. Ya ben de korkacağım ama ya. Ah! Ananı ki! O kadar mı? Sen mi patlattın? O mu patlattı? Dalağım patladı. Bu life hack oluyormuş. Değerli arkadaşlar, az önce duydunuz. Eğer kafa haliniz dalmadıysa bu life hack oluyormuş. Dolayısıyla ablam cezasını çektiğine göre değerli konuklarımızı alıp programımıza başlayabiliriz. Bu videonun keytosu yok. Evet. O zaman ver bir keyto. Objektifin karşısında alışık olduğunuz isimler var. Ambiyanstan anlayacağınız üzere yanımızda konuklar da olacak. Peki bu konuklar neden bize eşlik etmek durumunda? Bugün sizlerle çekeceğimiz içeriğin konsepti TikTok hayat hileleri. Hayata dair kolaylık sağlayacak bu bilgileri kimlerden alacağız peki? Değerli TikTok fenomenlerinden. Doğal olarak TikToker'lardan almamız lazımdı bu bilgiyi. 3-4 tane ekskavatörden almamız anlamsız olur diye biz de TikTok mecrasının güzide isimlerini buraya davet ettik. Bizi kırmadılar, geldiler. Evet, o zaman bizi kırmayan bu gruptan bir kişiyi hemen huzurlarınıza çağıralım. Önce sohbetimizi edelim, sonra TikTok'umuzu çekelim, sonra da life hacks'imizi alalım. Okey misin? Ya siktir git sen. Niye lan, ne oldu? Beni şok ediyorsun artık sen ya. Ve sıradaki konuğumuz Ceren Yaldız. Merhaba, ben Ceren. Hiç mutlu olmadılar. Bu kimin kızı? Merhaba desene sen.
Ha öyle diyecektik. Ceren hoş geldin. Çocuğu alır mısın? Hoş buldum. Ceren hoş geldin. Oturmaz mısın? Ceren'cim merhaba. Tabii. Şöyle alabilir miyim seni? Nasılsın? Korona morona pek o işlere girmek istemesen de. Merhaba ben Cihan Albayrak. Peze Wengim. Sigara içer misin? Yok teşekkür ederim. Ceren nerelisin? Bursalıyım. Bursa'nın en meşhur yemeği? İskender. Teşekkürler. Ceren Yıldız gün içinde 75 tane TikTok atabiliyor. Bu doğru bu arada. 75 tane değil de 10 tane falan. Fazla değil mi? Fazla değil ya. Bu şekilde olması gerekiyor. Bu arada şu an ini yırıma gelen bir bilgiye göre Ertan arkadaşımız seninle alakalı şöyle bir iddia olduğundan bahsetti. Yalnızca eklem yerlerin sabit kalarak yaşadığını ve onun dışındaki uzuvlarının istemsiz hareket ettiğini söyledi. Yani böyle bir pucker face durumu var. Doğru mu? Eskiden vardı biraz. Bir de böyle kantinde salçalı kaşarlı kız bekleyen bir durumum var. Salçalı kaşarlı kız bekleyen. Anasının kantinde salçalı kaşarlı tost demeye çalışmıştı. Ceren daha önce bize denk geldi mi? Bizi izledin mi? İzledim birkaç kere. Beze Wang Jian'a denk geldin mi? Hayır. Hiç denk gelmedin. Tamam. Samsun'da bulundun mu? Bugün, hayır. Bugün senin günün. Önce hemen böyle bir... Bugün niye senin günün ya? Niye bizim günümüz değil ki? Ne zaman bizim günümüz oldu ki? Bugün hepimizin günü. TikTok'ta kaç takipçin vardı? 4 milyon 700 bin. 5 milyon olacağım. 5 milyon takipçi mi olacak? Evet. Sen ciddi misin ya? Evet ciddiyim. Yuh mu? Şey bak, gel. Sıkı git lan buradan. Gel. Ne yuhu? Bacım sen kusura bakma, o hep böyle ya. Patron biz buna buraya yuh desin diye mi geldik? Ha? Lan puşt! Sakin ol ya, sakin ol. Gel abla gel. Ceren bunları şey yapmıyorsun değil mi? İlk defa bir YouTube'da programa katılıyorsun herhalde. Ne anlatabilirim? Sen bana sor, ben direkt anlatayım. Burcun? Kova. Yükselenin ikizler. Tatmadığın üç duygu. Tatmadığım üç duygu. Aşk. Allah Allah. İkincisi. Allah 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 Allah. Bu nasıl sevmek? Allah 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 Allah. Bu nasıl gülmek? Bu nasıl sevmek? Bir dakika ya. Biz genelde TikToker'lardan ciddi derecede aşk magazini alamadık. Neden yani? Nedenin, sebebinin peşindeyiz. Bir şeyler var ve söyleyemiyor musun? Ya bir şeyler var tabii ama konuşmayı tercih etmiyorum. Allah. Peki Ceren Yıldız buradan takipçilerine bir şey söylemek isterse küfür olabilir, ahlaksızca bir şey değil, olabilir. Küfür de değil. Onları çok seviyorum. Sadece bunu bilmelerini istiyorum. Senin peki her bir aile sonra ismin var mı? CFC ama biz genelde kullanmıyoruz ya. CFC ne? Hastane ismi mi? Şişli'de. Yani Ceren Yıldız Fan Club falan ama ben fan demeyi sevmiyorum takipçilerime. Ne demeyi seviyorsun? Yani böyle yaldızlarım. Benim yaldız kızlarım, yaldız ailem falan. Ceren peki son dönemlerde bu videoda bizle beraber çekmek istediğin bir TikTok var mı? Biz seninle birçok TikTok çekmek istiyoruz. Tabii ki de var. Birkaç tane buldum zaten. Bir tane. Bir tane. Bir adet. İki tane anlaşalım. LifeXL'le aran nasıl? İki hangisiydi? Aram hiç. Çok kötü aram. Hiç denemedin mi? Yok denemedim. Biz de hiç denemedik. Bir tamam, tane birlikte deneyelim o zaman. Sevgili Ceren Yıldız'la birlikte hemen bir LifeX. Bu arada TikTok'la ilgili her şey YouTube'da çok fazla izleniyor. Farkında mısın? Evet evet. Ben değilim. Hadi izleyelim. Sevgili arkadaşlar şu an kimyager, Vlog kimyager tesislerindeyiz. Bir tane TikTok hayat hilesini Ceren Yıldız'la beraber 760 kilometrelik bir yolla birlikte geldik. Ceren heyecanlı mısın? Ne yapıyorsun oğlum ya? Ambiyans vermek için. Ceren ilk defa bir TikTok hayat hilesi deneyeceksin. Evet ya gerçekten ben hiç denemedim. O zaman da TikTok'tasın, neden hiç hilesini denemedin diye sorarlar insan. Ama denemedim yani yapacak bir şey yok. Şimdi o zaman hemen abla çıkar telefonu. Bir şu deneyeceğimiz TikTok hayat hilesini abi, izleyelim. Abi telefonu sattım abi. Hayır canım bu normal değil. Bakalım neymiş. İlk defa deneyeceğiz. Ay çok heyecanlı. Ben de çok heyecanlandım. Tamam çok güzel. Şimdi bardağın içine yumurta akı dolduracağız. Sonra onu tencerenin içindeki kaynar suya sokacağız. Tek bir şey soracağım yanlış anlamayın beni. Bütün ekibe soruyorum. Gerek var mı buna? Neden? Ya neden TikTok hayat hilesi? TikTok hayat hilesi nereden çıkmış patron? Bilmiyorum abi. O zaman deneyelim. Bardak ver abi. Cena daha önce mutfakla aran oldu mu? Ya hiç evinde mutfak var mı? Var tabii ki de ama yemek yapmayı pek bildiğim sanırım. Kaç mutfak artık kaç salon? 5 mutfak, 80 salon. Çok iyi. Şaka yapıyorum. Kadir ne oldu? Eller titriyor. Eller günahkar. Şarkı bilmiyorum. Nasıl? Eller günahkar. Günahkar. Şu an yeni 20'e gelen bir bilgiye göre senin sesin de güzelmiş. Bize bir şeyler çığırmak ister misin mutfakta? Değil. Ne söylemek istersin? Bir tane ama tek başıma güzel söyleyemiyorum. Nedir aklına gelen ilk şarkı? İlk dünyam MP3'ü. Söylüyorum. Lütfen. Ama sesim karga gibi çıkarsa. Hiç problem değil. Estağfurullah. Tamam. Sesleri karga. Kafana bir şeyler, kafamda düşünceler. Dürter her an, güldürür bazen. Bu kadardı ve sadece
Bazen zor gelir anlamak. Ceren bazen yani sadece life hacks mi çeksek merakken soruyorum. Olabilir. Kimi zaman? Olabilir. Bu arada sesinin rengi çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Bu çocuk akşam İzzet Öz Production'la buluşacak. Bence gidin. Güzel bir çay kahve derken. Life hacks'e geçelim artık ya. Abim şöyle bir silikon kılıfım şimdi, var. Şimdi silikon kılıfımız var. Buraya önce yumurtayı dolduruyoruz. Akını. Hayır akını. Akı mı lan bu? Yumurtanın akını. Ha gitti. Ceren bu şerefe nail olmak ister evet, misin? Evet ben de onu söyleyecektim. Ama Ceren, nasıl yapacağım? Sormuyorsun bu sarı şey ne diye. Tamam işte yumurtanın akı. Ha evet yumurtanın bu, akı bu evet. Beyazı mı? Hayır. O da mı akı? Bu sarısı. Yumurtanın sarısı evet, akı. Tamam mantıklı. Haydi bakalım. Bucivciv. Bunu biraz çırpmak lazım ama galiba. Ama bir şey evet ya. Ha, ben bunu nasıl koyacağım? Bu ne oğlum bunu ne veriyorum? Çatal versene. Çatal. Ceren biraz hamar attığını görelim. Haydi evet. Bakalım. İnanılmaz sabah, karıştırıyorsun. Ama bunu karıştırmanıza gerek var mı ki? Burada sarı falan yok yani. Orada sarı yok. Evet buna kim karıştıralım dedi az önce Kadir? Sen dedin. Haydi bakalım. Şimdi bu boru vasıtası ile videoda i̇çine gördüğümüz dökeceğiz. Gibi bunu içine döküyoruz. Evet. Ceren şöyle yapar mısın? Hayır benim elime gelir. Senin eline gelir. Elime gelir çok doğru senin yumurta kokar. Şeyin vardı evet. Oradan da gelir gerçi. Oh! Evet, 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 durun 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 durun. Olur olur tamam tamam. Durun durun tamam, durun. Tamam. Geliyor geliyor geliyor. Sakin sakin. Evet. Dur dur olur 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 olur. Evet. Olur. Olur. Evet. Tamam tamam. Okey tamam. Be. Tamam. Havlu mu kağıt? Burası nasıl temizlenecek? Sen temizleyeceksin. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Ananı iki! Elindeydi ya! Bir dakika. Evet arkadaşlar. Arayayım mı seni sonra? Şu an çekimdeyim. Seni kandırdım. Bir Rıdvan abi yapmak için biraz hem güzellik, temizlik. Birazcık şeker, hem biraz da yumurta akı. Bir dakika. Tek taş mı kız o? Ben yok. Allah aldın esiriyi. Onur büyük hopçu. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu alacağız. Patron bunu su boşaltıyoruz. Şey, tencereye koyuyoruz. Hayır hayır bu kaynar tencereye suyun içine koyuyoruz. Sokulur mu? Dümdüz koyuyoruz. Şimdi evet. Ben hayır tencereyi açıyorum. Evet. Buharlar çıkıyor. Okey. İçine sok. Düz mü? Düz düz. Böyle. Yavaş yavaş yavaş. Böyle bekleyeceğiz. Ama şu kısmı nasıl o zaman pişecek? O pişer. Yani zaten onun kabuğu şey ya daha vitaminli. İyidir. Evet baby pişmesini beklerken dün ne TikTok çektin? Dün hiçbir şey çekemedim. Evet. Nadas'a çekmiştin kendini. Şimdi sizlerle de birlikte çekeriz. Evet. Slow motion böyle yürümeli, vurmalı, kırmalı. Tabii ki TikTok hayat hilesi demişken bakayım. Oh. Yok yok daha patron olmamış. Daha kaymıyor. Daha olmamış. 5 dakika verebilirsiniz abi istersen. Böyle alta eğilip çekebilir misin ben hepimizi adam. Arka kameradan? Yani hepimizi alsın tam. Sen 1 2 3 diye sayıp başlat. Tamam. 1 2 3. Unuttum ki şarkıyı. Biz yine kendimize bakalım. Güzel. Tamam. Güzel. Sevgili arkadaşlar bir 5,5 saatlik aradan sonra bakalım life hack'imiz ne durumda? Abla bir kontrol et bakalım. Bunu dışarı çıkarıyorum değil mi beyazını? Yoksa suyun içine mi bırakayım? Ama bu çok kötü olmuş. Tam pişmemiş bu. Patron tam pişmediğine göre life hack hilesi diye bir şey yok. Günah yani. Birazcık pişmiş gibi. Tamam deneyelim. Boş bir şey var mı? O. Bunun götü boş mu ya? İtiyorum burada. Ortasında bir delik oluşturacaksın onun. Yumurtanın sarısını koyabilmek için. Abla aman başka ben bir şey yapma da. Lütfen, lütfen. Ay sıcak. Ceren'cim sen denemek istedin. İzin evet. Almadan hadi bakalım. Böyle normal yapıyorum değil mi böyle? Orta. Gezdire gezdire değil, tam bastı. Ceren orta. Hiç mi Yüzüklerin Efendisi izlemedin ya? Tamam işte. Tamam. Evet. Bu kadar mı? Tamam. Çevir denmedi. Olsun. Çıkar şimdi onu. Ama sakin sakin. Biraz yan tutarak. Şöyle yapalım. O ne oluyor? Bak şimdi. Şöyle değil mi patron? Evet abi. Evet. Where's the way, Ali? Bence tamam. Çıktı. Çıktı. Şimdi herkes birer ağzını açsın, tadımlık vereceğim. Ne yapıyoruz patron? İçini gösterir misin abi olup olmadığını? Tabii ki. Evet. Yalan. Hayır! Niye sıcak olduğunu söylemiyorsun söyledim Ceren ya? Söyledim ya, sıcak dedim sana. Dedim. Tamam. Arkadaşlar bakın. Şimdi bu abi, kadar mı? Evet. Onun içine bu sarıyı koyup tekrar oraya koy. Şimdi sarıyı bunun içine bence yine Ceren döksün. Ceren sen de bir şey ben değil. Ben dökmemiştim ki diğerinde. Hayır yerinde sen döktün. Kayıtlarda izleyeceksin. Hayır kesinlikle ben dökmedim. Sakin sakin. Ay. Evet. Hepsini dökmene gerek yok. Evet. Ceren'cim hep böyle pasaklı mısın? Sen bunları yaptın. Hayır sen... Gözyaşlarım benim bayılacağım. Bunlar da benim gözyaşım. Geri koyuyorum içine. Geri koyuyorsun. Dur, dur bir dakika abla. O delik doldu mu? Delik taştı. Çıkın bakalım. Abi hayatta kimin böyle bir şeye ihtiyacı olabilir ki? Bu nasıl hile? Hilesi batsın ya. Bu hileyi yapan yer, arkadaşımızın. Her yer. Kim genel amaçlı silikon kabından yumurta kemirmek ister ya? Sarısını gördüğünüz üzere yalan yok. Borunun içine intikal ettirdik. Bir 5 dakikamız daha var. Bir saat sonra görüşmek üzere.
Evet abla, bak bakalım TikTok live hacks. Bu arada abla dediğimde her seferinde Ceren Yalnız. Bajo ben bakacağım. Bu şey biraz sıvı ya. Sıvı olsun. Sonuçta bu bir hayat hilesi. Bence biz yapabildik. Ben buna inanıyorum. Mythbusters izler miydin? Mythbusters değil bak, daha başka. İzlemek. Akacak mı sence? Bu tam pişmemiş arkadaşlar. Bak, koy onu, koy onu, koy onu. Düz, düz yap, düz yap. Abi. Yok, yapamadık. Yanlarından şöyle biraz sık abi, boşalsın. Nasıl ya? Şöyle. Ha, geliyor. Hazır mısınız? Hazırız. Hayat hilesi falan filan. Çok kötü kokuyor. Biraz vur abi şimdi. Ah! Oldu. Evet. Böyle gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi değirmen karabiber. Şimdi nedir patron olay? Yani 7 saat, yaklaşık 9 gündür bunun için mi bekliyorduk? Bir life hack hilesinin sonuna geldik. Sevgili Ceren, böyle oluyormuş bu. Bence biz yapamadık. Ve yani bir ikinci, üçüncü denemede. Bir tane kapatmıştır diye düşünüyorum. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bence bunun orijinali bu. Millet onun böyle yapmış. Böyle yiyoruz direkt. Evet, evet. Ekmek evet. Falan bandırıp. Sevgili arkadaşlar, Ceren Yıldız bu TikTok hayat hilesinde bize eşlik etti. Eski çocuk Yıldız ablamla birlikte, eğer izni varsa Ceren Yıldız'ın, sıradaki konuğumuza geçiyoruz. Bay bay. Görüşmek üzere arkadaşlar. Nereye? Sıradaki konuk dedik. Sıradaki konuk dedin de bunu yiyeceğiz. Şu kaynar suyla ellerini yıkasana. Hayır. Onu yiyemem ben. Kusarım. Efendim? Kusarım. Geliyoruz. 10 dakikaya kadar oradayız. Bay bay. Değerli dostlar, Maşka Küçük Çiftlik Park'tan TikTok hayat hileleri devam ediyor. Hiç çağırmadığımız halde yanımıza tüneyen sevgili sosyal medya fenomeni ve TikToker Miray Şen ile birlikteyiz. Merhaba. Miray hoş gelmiş Şen. Hoş buldum. Miray nasılsın? Balkondaki gerginliği attın sanırım. Attım, hiçbir sıkıntım yok şu an. Ben az önce bir annemle tartıştım, duydun. Duydum, onu da duydum. Böyle bir şey İçimden velanet ettin, Allah'ın belası herif, biz bile bunun için mi geldik bak, dedin. Bak, hayattaki katarsise bak. Orada TikTok hayat hilesi çekiyoruz. Yumurta işte sıvı çıkartacağız. Annem arıyor, pazartesine 50 milyar lazım. 50 bin TL dedi. Ya diyorum ki anne, nasıl bulayım sana 50 milyar? Duydunuz işte az önce ya. 30 derse 40 dersin de 50 milyar ne? Az önce bir TikTok hayat hilesi denedim. Neden buradasın biliyor musun? Biliyorum. Evet. Da bilmiyorum ben. Sence niye, niye buradasın? Niye geldim bilmiyorum. Biz seni TikTok camiasında ayrı bir yere koyup seni ayrı stalkladığımız için dedik ki Miray Şen'le bir ayrı stalkladığımız öyle kim dedi? Ayıklayamadım o kelimeyi. Pardon, onu kestim. Ayrı izlediğimiz için kendi hesaplarımızda. Peki seninle bugün senin tarzında bir TikTok ve aynı zamanda bir TikTok hayat hilesi deneyeceğiz. Evet. Dikkat edersen soba Cihan Albayrak'la TikTok denemiyoruz. Lan neden? Pushed! Oğlum referans verme, işine bak lan. Ha, gerizekalı oradasın değil mi? Gerizekalı, annenle tartışıyorsun. Ne oldu? Hani TikTok açıyordun? Canını sıkıyorsunuz. Sence bir yani TikTok açıldığında senin geçmişte işlerin var mıydı, yoksa TikTok'u açtığında hemen oraya özel içerik mi üretmeye başladın? Özel içerik üretmeye başladım. Yani buradan da diyorsun ki yeni sosyal medya hesaplarına eski içeriklerini atıyorsanız siz gerizekalısınız. Bence öyleler. Ama şimdi öyle demeyelim ya. Şöyle bir, hayır şöyle bir örnek vereyim. Ali Söyletmez Vine'e içerik çekti. Akabinde Twitter çıktı. Twitter'a da video Vine'ı yükledi. Aynı hamına yükledi. Sonra Facebook'a da aynı videoyu attı. Sonra Instagram hesabına, en son TikTok'a da. Yani Ali'yle ilgili yeni bir içerik göremiyorsun. Yani sana teknik olarak şunu soruyorum. Osman Bey, siz de TikTok'un değerli bir çalışanı olarak TikTok'ta sen eski içerikleri izler misin? Biz izlemiyoruz mu? Yok, biz izliyoruz aslında. Biz bayılıyoruz. Soba içerikleri. Ben izlemiyorum. Daha 2 ay öncesine kadar. Push. 15 saniye. Snap'leri Instagram'a atmak için basar mısın? Bak şimdi. Bak istediğini konuş. Burayı attırmayan namertti. Burayı attırmayan namertti. Hadi bakalım. Burayı koyacak. Burayı Cihan hoş geldin. Derse. Cihan burayı koysunlar, bir de gelip bana koysunlar. Bak bakayım bunu kurguda izleyebilecek misin? Tamam hadi. Defol hadi. Hadi lan işine. Defol. Ben seni seviyorum. Şimdi şöyle bir gerginliği var Cihan'ın. Yeni kanal açacak. Bir yandan işte acaba ilk videoda çakılacak mı? Atıyorum o hayalini kurduğu yüz binlerce abone ona gelecek mi vesaire. Bohçasını toplayayım, Samsun'a geri mi dönecek? O da olabilir. Peki Miray, biz seni TikTok'la tanıdık. Bak evet. Dikkat et, TikTok'un şeyini yaptım, evet. Grafiğini yaptım. TikTok'la tanıdık. Hı-hı. Sonraki TikTok'la hedef ne? TikTok'la tanıdı. Ardından bir 0042 civarlarında Instagram hesabı. Yo, biliyorum, hakimim zaten onlara. Bak, bak patron! Bana ne diyor ya videoda? Garip garip şeyler anlatıyor videoda ya. Bir dakika Mesut, sen tam olarak ne dedin? Benim ayyuka çıkartamadığım ne var tam olarangı? Sen Reyna'dan Layla'ya tünel kazar gibi Miray arkadaşımızın TikTok hesabından Instagram hesabına bir misilleme gerçekleştirmişsin. Allah Allah. Bildiğim üzereyle gece görüş kameralarıyla bir bombalama söz konusu peki, olmuş. Peki sevgili Pezevink Mesut, sen evet. Bunu nereden biliyorsun? Hangi kumpas hesaplarından Miray Şen'i izliyorsun bir söylesene.
Çok stalker'ın olduğuna inanıyorsun değil mi? Yani evet. Kişi kendinden bilir işi. Peki bu TikTok muhabbeti bir sinema filmine dönüşecek mi? Mesela ileride Christopher Nolan'la çalışabilecek misin? Yani yukarıda şey dedin, oyunculuk dedin. Evet, oyunculuk istiyorum, sinema. Bana niye söylüyorsun ki ben yapmayacağım ki? Tamam. Tamam, evet. Tamam, istiyorum, yapmak istiyorum. Sinema derken sinema geniş bir kavram ya. Sinema bilet mi satacaksın? Bir sinema filminde oynamak istiyorum. Bir sinema filminde oynamak istiyorsun. Çok oynamak istediğin rol nedir peki? Şöyle bir karakter verseler öttürürüm dediğin. Aronofsky Mother'daki Mother. Mesela. Inarritu'nun filmi neydi? Ayılı film ya. Revenant'taki ayı. Referans verme ya. Direkt konuşsun. Deli Allah'ın delisi. Defol git lan. Hakikaten böyle bir rol olur oyuncunun hayata. Ben keşke bunu oynasaydım dediği. Hepsine ayak uydururum, hiç sıkıntı yok. Nasıl yani? Scarface'deki Tony Montana olur musun? Veya mesela TikTok'tan fırlayıp Shape of Water'daki canavar mı olmak istiyorsun? Nedir yani amacın? Bilmiyorum. Ya çok fazla düşünmedim yani. O zaman sevgili Miray Şen'e kameralarımızın huzurunda hem de sevgili takipçilerimize de bunun bildirimini yapalım. Çok enteresan bir hikaye içerisinde çalışıyoruz. Sevgili Miray Şen de eğer kabul ederse ufak bir rolde belki oynatırız. Ne dersin? Niye mutlu olmuyor Miray ya? Miray hiç mutlu olmuyor ya. Ama ben şimdi ne yapacağınızı bilmiyorum. Şimdi abi, nasıl bir rol bu? 30 bin artık ADV. Niye mutlu olmuyorsun artık ya? Ama önden 10 bin set bitince 20 bin artık ADV ya. Tamam, elden vereceğiz ya. O önemli değil ki. Rol önemli. Tamam, atmos kesebiliyorsun. Bizim için kafanda oluşturduğum bir TikTok var mı? Sizde bu videoyu çeksem 4 milyar izletirim, yoluma yürürüm, Allahu Ekber dediğin. Yani ben sizi dans ettirmek istiyorum. Dans ettirmek. Ya da böyle bir şey de olabilir. Ben öyle bir video çekeceğim ki izlenmelerim dans iyice çakılacak. Dans istiyorum. Dans istiyorsun. Ben sizinle dans etmek istiyorum. Pekala. Kadın tamam. Kıyafetiyle olacağız biz ama. Zenne olacağız yani. Seni bozar mı? Beni bozmaz. Önemli olan sizsiniz. Pekala, şu anda. Hemen sizi ayağa kalkıp sevgili Miray'ın TikTok'unu canlandırabiliriz. Önce bir görelim TikTok'u. Bu ne? Hangisini yapsam ki? Hiç bilemedim şu an. Çalışıyorum. Ama bak bir şey diyeceğim. Burada 4 tane kamera var. 1, 2. Hey. Az önce dedin ki sevgili Miray, kafamda bir şey var dedim. Biz ben kafamda bir şey var demedim. Ben dedim ki dans videosu çekmek istiyorum sizinle dedim. Dans videosu. Doğru. Okay. Hakkını yeme şimdi. Yiğit öldür, hakkını yeme. Tamam, dans videosu çekmek istiyorsak öncelikle bir enstrümana ihtiyacımız var. Ne çalabilir misin? İçinden söyleyebiliriz. Peki ne üzerinden çekeceğiz? Gramofon bir arkadaşım da var. Evet, TikTok dansı. Sevgili Miray, bakalım aplikasyona girdi. Miray gergin misin? Gel abla. Bunu bizle mi çekeceksin? Bu arada benim ayağım sakat. Yani daha böyle. Benim de ayağım yok. Benim değil. Arkadaşımdan ödünç aldım bugün videoya gelmek için. Başka bir şey de olur. Başka bir şey olur. Lütfen daha kolay bir şey. Tamam. Yılan dansı vesaire. Hiç yayınlanmadıklardan. O ne lan? Ha, aynen. Taslaklardan. Director's Cut TikToks. Bak bakalım. Çok fazla hareket var Miray ya. Daha kolay bir şey mi istiyorsun? Sen içinden hangisi geliyor? Şş, bana bak bana. Kaçtı şu an? Senle 67 tane video çektim. Bana bugüne kadar bir kez içinden ne geliyorsa onu yapalım demedin. Nasıl olacak? Az önce gördüm partnerim tarafından. Tehdit edildim. Lütfen onun seçtiği bir TikTok olsun. Yo hayır. Nasıl? Hayır, senin seçtiği bir TikTok olsun. Hayır. Bu arada adım Fatih. Bilmeniz gereken tek şey bu. Şimdi. Miray diyor musun ben bu delilerin yanına? Anam beni ben bu doğuştan... hayvan evlatlarının yanına nasıl geldim diyor musun? Demiyorum demen lazım. Demiyorum dedim. Ama o kadar esli söyledin ki. Hayır demiyorum. Tamam o zaman sevgili IMAX operatörümüz Ahmet Bey'e. Ercan yüzümüzü... Saatçi. Allah seni kahretsin. Ama Savage falan yok mu ya? Yok onu yaptık. Cannibal Lecter. Şöyle. Tamam onu yapalım. Bunu yapmıştık biz. Evet yapmıştık. Evet bunu yapmıştık. Emin misin? Evet bunu yapmıştık. He korkup kaçmıyorsunuz yani şu an. Hayır bunu yapıyoruz. Mahsun Kırmızıgül adlı yönetmen ve TikTokçu bir arkadaşımız gelmişti buraya. Onunla beraber çekmiş idik. Korkup kaçıyor musunuz dedi. Abla bunun remake'ini yapmamız tamam, lazım. Tamam. Tansa Türk yapıyor devrede. Muyum? Evet yapıyoruz. Ezberinizde mi? Evet ezberimizde. Tamam. Sevgili ikinci IMAX operatörümüz Michael Bey'in kardeşi ezberimiz Ahmet Bey. Yani. Evet. Hemen başlıyorsun. 10 saniye de vermiyorsun. Dur bir dakika. Bilmiyorsun. Hayır. Miray sen yapamadın. Hayır şarkıyı kesmedim. Hemen üstüme gelmeyi. Miray rezil, Miray on block, Miray. Cihan ne ya, Miray diyeceğine. Reynmen kardeşim şu mavileri takıyorum. Sen Ela derken yüzüne acayip vuracak bak. Sevgili Yusuf'a tamam. Çok teşekkür ederiz. Hallettim. Ela buraya filminden da... kalan her şeyi bize gönderdi. Allah razı olsun. Nargile ve Puflar da buraya gelince inşallah gel. Burası çok güzel olacak. Gel Meral teyze gel. Bak 10 saniye de vermiyor. Bakalım. Çok iyi, çok iyi oldu. Miray hariç her şey iyi.
Bizim sadece şu güzel. Bizim istediğimiz çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok, çok iyi, iyi, çok iyi. Minaj'ım kaydede hemen sana özel olarak hazırladığımız LifeX'e geçelim. Buyurun. Oh. Allah seni kahretsin, manyak mısın ya? Ay ne oldu? Sen hemen videoyu bir Miray'la izleyelim. Miray hazır mısın böyle bir LifeX izlemeye? Hazırım. Daha önce LifeX izledin mi? Hayır. Herhangi bir dergide rastladın mı? Hayır. Tamam, çok teşekkürler. Hemen izleyelim abla. Açsana telefonu. Evet. Gel bakalım şimdi, Miray. Şimdi bu torna tesviye işi biraz. Çakmağı aldık. Evet, çakmağı aldık. Taşını söktük. Güzel, Tokay. Miray anlıyorsun değil mi? Sinyal ver, anlıyorum ben bunu yapabilirim de. Anlıyorum şu an, bir dakika. Evet. Aa, tell red. Tamam. Yani kırmızı şortlu olunca kırmızı. Ya sonunda atıyorsun herhalde. Yere virünce patlıyor. Okey, bir çakmak alayım ben. Tamam. İkisini sen tut en iyisi. Yani sana bir çakmak lazım dedikleri şey bu olması lazım kadın. Doğru mu? Şimdi bunu çıkarma. Evet. Yavaş çıkar taşı düşmesin. Ben de çıkart. Yavaş çıkar taşı düşmesin. Miray. Benim evimde de patlasın. Evet. Patlasın. Evet, taşı burada. Evet. Oh. Onu biraz açacağım. Ben vallahi yapacağım. Sen yapsana. Şunu al. Daş istemiştim. Bir dakika. Yere atmayın. Aa, hemen yaptın mı Miray? Açtım. Arasına açtım. Koyacağım. Taşı vardı abi. Düştün mü? Yo, taşı burada. Nerede? Evet, yalanmış. Burada. Ben misafirimize hazır vereyim. Yayını açayım. Şunu da taksan ya, ya ben takamıyorum. Taşı da burada. Taşı bu. Başı bu. Yaşı bu. Bir şey diyeceğim, bunu yakarken elimizde patlamaz değil mi? Ben çok şu severim bu işleri. Duruyor. Şimdi tamam, ver. Ver. Tamam. Yapabildi mi herkes? Başına bir ben şey gelir, ilk bize gelsin bir şey bence olacaksa. Bence de ilk siz yapın ya. Yapın şimdi, Miray be. Bunu bence ısıtıyorum. Üzüyorsun şu an ama ya. Evet, ısıt. Kırmızı olana kadar ısıtacağım. Evet. Ya kırmızı olmazsa? Ya evine yoksa tuvaletin içine atacağım. Şş, evet. Tayyar, tayyar. Oldu mu? Oldu mu? Expecto Patronum! Oldu mu? Ben yapmıyorum. Yapsana hadi Miray. Yok, yandı Miray, yandı. Kameraya da göstereyim abi. Yandı ama. Şimdi ver. Değil mi? Seyirci evini daha kolay yakabilsin. Bakın arkadaşlar. Evde denemeyin de, evde denemeyin de. Ben Bilgehan Demir. Bu sporu yapan sporcuların hepsi profesyonel ve aylardır çalışan insanlar. Bunları sakın evde denemeyin. Eyvallah çocuklar. Demba demba taka tuka. Hadi ya. Atsana hadi. Hadi hadi. Harry Potter. Çok güzel. Bu LifeX'imizi de başarıyla tamamladık. Diğer konuğumuza geçelim. Miray, Allah senden gani gani razı olsun. İyi günler diliyoruz. Miraycığım çok sağ ol her şey için. Biz kaçıyoruz. Dikkat et kendine. Söylemek istediğin son bir şey yok, var mı? Yok, hayır yok. Emin misin? Yok. Görüşeceğiz. Vallahi eminim. Ben yatıyorum. Allah Allah. Allah Allah. Miray sen yapmak istermişsin. Ulan biz! Sevgili arkadaşlar, John F. Kennedy Hastanesi'nden final yayınımızda canlı yayındayız. Bugün sevgili Ceren Yaldız, sevgili Miray Şen ve şu an final konuklarımız olan iki değerli ismimiz var. Bunlardan bir tanesi namı değer Beza Wang efendim. Bunlardan ikincisi namı değer Beza Wang Fiti. Oğlum normal söylesene. Ne yapıyorum ben demin ya? Benim Beza Wang benim sadece burada abi. Evet. Buradaki tek pezevenk benim dedin. Aynen. Sevgili Soba Albayrak'ın pezevenk lakabını aldığı Mahlas'ın asıl sahibi sevgili Peze Wang Efe'yi biz Instagram'da highlights'lardan gördük ve inanılmaz dans figürlerinin olduğunu gördük. Hız kesmeden sadece bir iki tane bir şunu, dans... O zaman şunu diyebilir miyiz? Asıl Peze Wang Efe'dir, Cihan Peze Wang değildir. Yardımcısıdır, Cihan, yardımcısıdır. Cihan, yardımcı Peze Wang değildir evet. Cihan. Cihan taklitçinin biridir. Ay. Bundan sonra Cihan'ın yeni mahlası Puş Cihan'dır. Evet, aynen hop, öyle. Cihan abime laf yok. Puş Cihan'dır. Cihan abime laf yok. Nereden tanıyorsun Cihan'ı? Cihan Albayrak. Merhaba, Aliş. Merhaba. Öncelikle nerelisin? Adanalıyım. Cennet Mahallesi devam edecek mi? Evet. Teşekkürler. Rica ederim. Pezevenk diyorum ya, dur. Evet benim abim. dur. Adam bir şey söylüyordu. Ne? Adamlara laf verin, söz verin, bir şey söylüyordu. Ya ne, sen eski, işine bak ya. Eski vinelerimi biliyorum diyecekti ya. Ne diyecekti ki seninle ilgili en fazla? Ben, sevgili Efe. Ben Cihan Albayrak'ın eski fanıyım. Sevgili Efe. Buyur. Sen bildiğimiz en ünlü pezevenksin. Pezevenk en ünlüsü. Dur, önce şunu soralım. Bu pezevenk nereden geldi? Şöyle bir şey abi, ailemden geldi. Evet. Babadan mı? Buraya duygusal babadan. Sarı sefya glitchli. Küçüklükten beri oynağımdır. Hiperaktif bir yerine duramıyorum. Ailemle pezevenk Efe taktı, oyuna kefe taktı. Ailem taktı bu lakabı. Aynen. Herhangi bir bayram günü
altında aynen. Şeker bayramı falan. Şey peki. Devam ettiriyoruz. Bir oynak Efe, yani namı değer pezevengi evet. Efe. Gündelik hayatına nasıl başlar? Yani uyandın. Uyandım. Green Box'un önüne aldık seni. Elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Bir dakika ben direktifleri veriyorum uyandığımızda. Tabii. Sen de neler yaptığını bana gösterir misin? Tabii. Fatih biraz geri basıtıyor. Tamam. Sen içerikte ilgili bu. Bak Green Box, Green dediğimiz şey, pembe box dediğimiz olay bu. Sevgili Efe seni evet. Buraya alabiliriz. Bu perdenin yeşil olmasındaki amaç da insan vücudunda en nadir rastlanan renk yeşil. Sevgili takipçilerimiz, Efe'nin çok ilginç dansları olduğunu gördük. Sevgili ablam az önce balkonda şöyle bir şey dedi. Eğer Beyaz Şov'a katılsaydın dakika maksimum 3 olurdu dedi. Ama sevgili Efe'nin sahnesi burada sonsuzdur. Efe bir gün uyandı. Evet. Şimdi Efe. Evet, saat 9.40. Efe uyandı. Alarm çalıyor. Abla bir yandan da Fatih kurguya bak. Nasıl kurgulayacaksın? Nasıl edeceksin? Şimdi bak. Alarm çalıyor. Dağıt. Uyan pezevenk Efe. Uyanıyorum. Evet. Yatakta iniyorum. Gidiyorum. Şu an nereye gidiyorsun? Tuvalete gidiyorum. Tuvalete gittim. Ben tuvalet kapısıyım. Aç beni. Güzel açtı. Evet. Açıldım. Beni devam. Gördün. Bir kız gördün. İstiklal Caddesi'nde. Evet. Gel bakayım buraya. Ben pezevenk Efe. Evet. Bir de Fatih geldi. Fatih'e gece sataştı. Tamam. Sataşma da sataş. Evet. Pezevenk. Sonra bir TikTokçu yürüyüşü. Fatih bak gel seninle adam gibi konuşalım. Şöyle bir şey yapalım. Şimdi bura bak. Genelde gidişatı bize bırakman lazım. Çünkü mesela geliyorsun sanki videonun sahibiymiş gibi davranıyorsun ya. O biraz bizi kırıyor. Tamam, bizi tamam. Kırmak istemezsin bir tabii ki. Şaka meşakkatli bir durum. Yani bir daha yapmayacak. Herkesin üstünde durmuyor. Bırak sen, bir daha yapsın. Referansın sensin. Tükürdün mü sana? Evet. Tükürdüm sana. Peki Efe gece vakti. Biz Efe ile bir hayat hilesi denemek istemedik. Çünkü sen zaten bir hayat hilesisin. Evet. Sen hayata karşı bir duruşsun. Sen peze. Evet. Sevgili Fatih, sen TikTok'ta acayip kurgular yapıyorsun. Ya nereye kurgu yapıyorsun be? İşte lan tamam mı abi? Dur oğlum ayağım lan. Pezevenk Efe'yi nasıl bir dünyada hayal etmemiz lazım? Senin TikTok'unda bir pezevenk şu an senin gözünden. Mesela burası bir pezevenk evreni mi? Etrafta pezevenk gezegenleri mi var? Aa, bak ben nasıl hayal ediyorum biliyor musun? Bak cennet. Evet. Yanında bacılar. Evet. Güzel. Ve pezevenklik yapıyor. Evet. Dans ediyor. Evet. Sonra yanına sen geliyorsun şeytansın sen. Evet. Sonra sana. Pezevenk şeytan. Gidin, ne yapıyorsun sen? Bir dakika. O zaman çarpılmayalım abi. Sen bizi yönlendir. Önce Efe'nin dansıyla başlıyoruz o zaman. Cennet tamam, dansı. Tamamdır abi. Tamam. Senin kurulman gerekiyor mu buraya? Evet. Ekipmanlarını kuracak mısın? Ekipmanlarımı kurmam lazım. Ben olmam. Ekipman. Getir 35 milimetreliğini. Bro sen çocukken menenjit falan geçirdin mi? Olabilir. Allah Allah. Gördüğümüz gibi, taksi camı açılış prensibi bir makinem var. Bu arada sence pezevenk Efe bir renk olsa hangi renk olurdu? Fuşya. Pembe. Fuşya. Senin rengin. Şimdi klasik fuşya. TikTok çekiyor musun gibi sen yönlendir Efe'yi. Bize git dediğinde gideceğiz. Tamamdır abi. Şimdi hemen yönlendir. Ben ne yapıyorum? Dans mı ediyorum? Şimdi hemen kayda giriyorum. Evet. Vallahi girdi yalan yok. Fatih de senelerdir şimdi, setlerde pişmiş bir kardeşimiz. Ben net mahallesi Aliş. Öyle mi? Bu arada. Merhaba Aliş. Ben bunu burada TikTok formatına çekiyorum ha. Kesinlikle. Lütfen. Tamam. Şarkı mahalle. Okeydir. Evet. Tamam. Şimdi. Yara! Şimdi sen cennettesin. Tamam mı? Dans et. Tamam mı? Dans et. Klasik dansını yap. Çok güzel. Çok güzel Efe. Mükemmel. Budur. Yandan gacılar geliyor. Gacılar. Pezevenk Efe. Hey. Çok iyi. O zaman seni kısmı aldık. Tamam, aynen. Niye aldıysak aldık demiyorsun? Ben nereden bileyim? Tamam, evet. Tamam, tekrar alalım. Evet, şimdi dans ediyorsun, dans ettin. Gacıları gördün, gacıların yanına çağırıyorsun. Gacılar. Aynen. Geldiler. Çıldırıyor mu? Ne oluyor mu? Güzel. Tamam, çok güzel. Gacıları çağırdın, gacılarla beraber dans ediyorsun. Evet. Bize pezevenk olmayı öğret Efe. Bize pezevenk olmayı öğret. Şu elektro bugiyi de yapıyorsun ya şuradan alıyorsun. Hey. Pezevenk Efe'yi gördün. Gidiyorsun abi. Gacıların yanına gidiyorsun. Gacılar. Pezevenk Ali. Çok iyi. Akıyorsunuz şimdi. Cennetlerde akıyorsun. Melek, cennetler çiçek topla abi. Şimdi Mesut. Tamam şimdi Mesut girsin. Mesut da sonradan dahil olmuş. Pezevenk Mesut. Pezevenk Mesut. Pezevenk Mesut. Sen bursun işte.
Çok güzel. Fatih sağ ol geldin için. 10 numara 5 numara. Video oldu abi. Gidiyor muyuz abi? Tamam mı? Nereye gidiyoruz ya? Ya bilmiyorum abicim. Müthiş enteresan bir video çektik. Sevgili Fatih hiç üşenmeden evden analog laikasını getirdi. TikTok formatında TikTok'larımızı çekti. Biz Feze Wang Efe değerli dansından dolayı, sevgili Fatih'e değerli kurgu ve TikTok dünyasındaki başarısından dolayı ve değerli diğer iki konuğumuz Ceren Yıldız, sevgili Miray Şen ve eski çocuk yıldız partnerim Mesut Can Tomay ve arkada gark gark bağıran Soba Albayrak'a huzurlarınızda teşekkür ederiz. Aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir zülfiyare dokundu. Tam yerine rast geldi, manzara koydu. Olacak, olacak. Olacak o kadar. Evet, değerli OK 101 Plus ailesine bize olan desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Bu arada her ne kadar vesikalık çektiriyor gibi dursam da aşağıya bıraktığımız linklerden hem gidip oyunu indirebilir hem de size vaat ettiğimiz 50 bin çip hediyenizi almak için hemen koşturun. Çünkü ilk 20 bin kişiye hediye verilecek. Şu anda 20 bin Kanzi bence onu indirmiştir çoktan.